Geliyor yine mıy mıy kız. Hiç uğraşamayacağım. Günaydın. Günaydın Ayşe. Şey soracaktım. Baran'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyoruz. Görmedik çıkarken. Bir şey mi oldu? Yok canım, olmadı. Yani amcasıyla dışarı çıkmıştır. İşleri falan vardır işte. Tabii canım. Yani kesin işi vardır Ayşe'cim. Ya sen hiç merak etme. Peki o zaman. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kızın ne suçu var adam? Baran'ı seviyor olması benim için yeterli. Gıcığım kardeşime. Neden böyle söylüyorsun anlamıyorum. Geçen gece rüzgar için Baran dikilmedi mi Kendall'ın karşısına? Tam sana vuracakken o tutmadı mı Kendall'ın elini? Hayır, hiçbir şey yoksa kan verdi o sana. Neden böyle yapıyorsun anlamıyorum. Haksızlık ediyorsun. Bunlar olmamış gibi davranıyorsun. Aman iyi ki bir iyilik yaptı. Hayır, bunu niye yapıyor ben anlıyorum ama ne sen ne de annem bunu anlamıyorsunuz nedense. Safsın kızım, saf. Efendim? Baran, niye gelmedin okula? İyi misin? Yok ya, iyiyim. Merak etme. Biraz işim var. Bak yine asmaya başladın okulu. Ya bu çok önemli bir şey Ayşe. Okul çıkışına yetişeyim, tamam. Merak etme, hadi görüşürüz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Yeşil kolyeye bakabilirim. Sade bir hediye paketi yapabilirsek. Kızlar, Rüzgar'ı gördünüz mü? Bilmiyorum. Sabah görmüştük. Tamam canım. Sınıfa da baktım ama yok. Ya nereye gider bu çocuk, nereye gider? Bilmiyorum. Neredesin sen? Hani okul çıkışına yetişecektin? Bunu aradı. Ne ki o? Baran, bu çok güzel. Taksana. Evde takarım. Bir daha da hiç çıkarmam. İyi, çıkarmam. Çok teşekkür ederim. Benim aldığım en güzel hediye. Sen şimdi bana vicdan azabı çektireceksin, öyle mi? Hani bana hediye almak için okula gelmedin ya. Bana nereye bakıyorsun? Baran? Bu ödeme çıktı. Ne oluyor lan burada? Seren ya Baran, seni ilgilendirmez, git buradan. Nasıl beni ilgilendirmez? Baran çek git. Geri git. Baran bırak. Gel Osman. Hemen kavga duyuyorsun ya. Ne oldu? Ne derdi var bu çocukların seninle? O beni etti, ben de onu vurdum. Nasıl vurdun? Böyle. Gel bakalım, öyle vurulmaz, gel. Bir daha vur bakayım. Gel. Böyle. Hı. Bunu da yap. Böyle. Vur bakayım. Aferin. Kavga etmedin mi sence?
Rüzgar. Hiç öğrenmeyeceğimizi sandın değil mi? Ama öğrendim işte. Bütün pisliklerinizi ortaya dökeceğim artık. Ne öğrenmesi be? Ne diyorsun sen? Amcanı diyorum. Fıstıkları yaktığını öğrendik. Kadriye Hanım'la gece konuşurlarken duydum. Artık sen de inkar etmezsin herhalde. Amcam öyle bir şey yapmaz. Saçma sapan konuşup adamın sinirini bozmayın. Saçma sapan öyle mi? Bakalım Oğuz komutan da bunları duyunca aynı tepkiyi verecek mi? Fabrikaya gitmem lazım. Sen de eve gidersin, tamam mı? Baran? Aa. Vallahi ben bile korkmaya başladım bu çocuktan. Bir haller geldi üzerine. Göreceğiz bakalım yakında kanın kime çekmiş Baran Efendi. Amcam yapmış. Neyi yapmış oğlum? Ne bu hal? Nereden geliyorsun sen? Ana, Ebru'ların evini amcam yakmış. Asım'la Rüzgar'ı öldürecekmiş az kalsın. İçeride olduklarını bilmiyordum, etmiyordum diyor ama ne fark eder ki ana? Sana ne oğlum? Sana ne? Sen bu kadının derdiyle, tasasıyla niye bu kadar çok ilgilenir oldun Baran? Ana ne diyorsun? Görmedin mi nasıl çıkardık iki çocuğu alevlerin içinden? Ya sen bunu bilip duyup nasıl... Nasıl bu kadar düşüncesiz, duygusuz, kalpsiz olabiliyorum değil mi oğlum? Söyleyeyim. Çünkü benim senden başka derdim, tasam yok. Bencillikse evet. Duygusuzluksa ona da evet. Şimdi sen söyle bakalım. Ben böyle bir anayı sevemem de. Ya ana ne diyorsun Allah aşkına? Belki bir gün onu da söylersin. Ana. Ya ana!